Hocam tövbe etsem tövbemi bozuyorum. Allah'a dua edip sığınsam da bir türlü göz zinasından, kibirden, günahlardan, haramlardan kendimi kurtaramıyorum. Nefsime uyuyorum. Ne yapmam lazım? Hocam sizi arayanları direkt engelleyin. Bir daha arayamazlar dedik ya bizi arıyorlar diye. Hocam Murat Hoca neden gelmedi? İşte soruyu cevaplamış olduk. Hocam ne olur yardım edin. Çok sormuş kardeşimiz maşallah. Bir gün dindar oluyorum, bir gün nefsime uyuyorum. Çok değişken ruh halim var. Ne yapmam lazım? Kıymetli kardeşim, eğer bir noktada niyetlenip sebat edip orada istikamet gösteremiyorsan onun sebeplerini az çok sen kendin biliyorsundur. Neye düşüyorsun o esnada? Hangi hal üzerine ibadetlerinden vazgeçiyorsun? İbadetlerini yapmana ne engel oluyor? İşte bu hali kimlerle yapıyorsan, hangi ortamda yapıyorsan o ortamı terk etmeye çalış inşallah. Uzaklaşacaksın o ortamdan. Evet. Arkadaş çevrenden dolayı oluyorsa arkadaş çevreni. İş çevrenden dolayı oluyorsa mümkünse iş çevreni. Veya işte takıldığın mekanlarda oluyorsa mekanlarını değiştirmeye çalış. Vakitlerini Allah'ın razı olduğu mekanlarda tüketmeye çalışırsan bak daha uzun süreli olacaksın. Veya bir hataya insan hep söz verip tutamaz veya bir alışkanlığa işte ibadetine başlar, namazına başlar. Tam böyle güzel gidiyor. Bir harama düşer. Yani ve o haramlara sık sık düşüyordur. İşte o harama düşme noktasında o haram seni ne kadar uzun süre alıyor ibadetlerinden ve o haramla ne kadar meşgul oluyorsun? İşte bir saat meşgul oluyorum. Onu 50 dakika bir anda kesemezsin belki ama o işle meşgul olmayı 50 dakikaya düşür. Veya işte 10 günde bir bu işe düşüyorsan onu 11 günde bire çıkart. Ya ulan 10 gün oldu düşmem lazım hemen nefis bunu ister. Yok bir gün sabredeceğim. Ya düşeceksem de bugün düşmeyeceğim. Yarın düşeceğim bu hataya de. Onu bir gün ertelet. Bir gün, bir İstikrarlı gün, bir etmek gün, biraz bir daha. gün o üstüne Biraz koya daha koya istikrarlı inşallah. etmek, istikametli olmak inşallah. İnşallah, inşallah.